Efendim, kültür ve sanatı irdelediğimiz her hafta yeni bir konu ve konukla sizlerin huzurunda olduğumuz Londra Kültür Sanat Programı'nın yepyeni bölümüyle bu hafta da yine sizlerin evine konuk oluyoruz. Tabii ki önceliğinde ekran başındaki siz değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz programımıza ve ardından stüdyomuzdaki konuklarımıza dönüyoruz. Havamız yağmurlu, dilimizde sürçüyor doğal olarak. Ayrıca da önemli bir konuğumuz var, onun da heyecanı Estağfurullah, olsa estağfurullah. gerek. Önceliğinde Türkan Hanım'a dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Yeniden bir haftanın başındayız. İyiyim. Çok şükür olsun. Sizlerle olmaktan yine mutluyum. Yanımda Yusuf Güney. Onu gördüm, daha da mutlu oldum. Evet, yine birlikteyiz, bir aradayız. Yine keyifli sohbetleri gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Sevgili Naci Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Baş sağlığı dileklerimizi göndermiştik. Hayat devam ediyor yine de. Allah kimseye vermesin. Değil mi? Evet, konuğumuza dönelim. Özellikle Türkiye sahnelerinin, ayrıyetten de aslında Londralıların da çok yakından tanıdığı, çok sevilen bir isim, çok değerli bir sanatçı. Sevgili Yusuf Güney kırmadı, geldi bizi. Stüdyomuza şerefler verdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Sizi gördük, daha iyi olduk diyebilirim. Ne mutlu bana o zaman. Evet, birbirinden keyifli sohbetler bizleri bekliyor dedik. Dışarıda gerçekten sevgili izleyiciler çok soğuk, yağmurlu bir hava var. Ama sıcacık sohbetler, güzel müziklere eşliğinde biz o havamızı ısıtacağız. Tabii evet, Londra'da yaşadığımız için biz bu havaya şaşırmıyoruz, değil mi? Evet. Gayet rahat, alışkın. Dışarısı fırtına kopuyor. Londra'nın havası maalesef öyle ama şanslıyız. Bu sene, bu yıl daha havalarımız soğumadı tamamıyla. Evet. Fena gitmiyoruz. İnşallah evet, hep öyle gider de kışımız da daha kısa olur. Sanatçımıza dönelim. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaptığı başarılı albüm çalışmalarıyla gerek sahnelerde gerek de müzik piyasasında gerçekten adından çok güzel bir şekilde bahsettiren değerli bir isim. Sevgili Yusuf Güney, Londra'nın bağrından kopup gitti aslında. Türkiye'ye çok da güzel bir şekilde temsil ediyor aslında. Teşekkür ederim. Ama background'a baktığımız zaman aslen Karadenizliyiz. Tabii aslen Karadeniz. Trabzon. Anne baba Trabzon, anne Gümüşhaneli benim. Yıllardır, 17-18 senedir İngiltere'de yaşıyorum ben de. Hala yaşıyorum. Bütün ailem burada. Ben burada mı işlerimden... doğdun? Yok. 12 yaşına geldim. 12 yaşında geldim. Haliyle bütün ailem yine hala burada yaşıyor. Ben de arada sırada geliyorum. Onları ziyareti olsun. İşte hem tabii buralı olduğumuz için burada işlerimiz olmasına rağmen onlar için geliyorum. Yani sık sık geliyorum aslında. Her ay geliyorum buraya ben. Çok tam kopmadım buradan. Aile burada ama değil mi? Tabii burada aile burada. Yaşıyor. Aile burada. Aile burada yaşıyor. 12 yaşında geldim dediniz Londra'ya. Trabzon'dan geldik. Trabzon'da yaşıyorduk. Doğdunuz. Aynen. Sonrasında hani Karadeniz kültürü birazcık daha farklı. Aslında bakarsanız bizim kültürümüz daha farklı. Londra kültürüyle bağdaşmayan bir kültür. Ya aslında insanlar hep aynı. Yani hiç değişen bir şey yok. Türk hani hiç fark etmiyor işte. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, hani Kıbrıslı olsun. Hani her taraf herkes aynı. Hani kültürler bazı aralarında hani böyle kültür çatışması da değil. Hani kültür farklılığı dediğimiz şeyler bile belli bir yerde baktığımızda hani hep bir kol olaraktan yine bir yerde biz birleşip buluşuyor. Yani hiç kopmuyoruz birbirimize ama o yüzden. Hani ben, bana göre kültür farklılığı yok yani hiç. Aynı geliyor bana hep. Ben şahsi görüşümü izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Yusuf Güney'i albümleriyle tanıyoruz biz. Sesiyle, yorumuyla tanıyoruz ama kişiliğiyle çok fazla tanışma şansımız olmadı. Şahsım adına ben ilk kez tanıştım aslında. Çok da mutluyum tanıştığım için. Çünkü gerçekten çok mütevazi bir kişiliği var. Rica ederim. Öyle. Tabii yani özellikle kırmayıp Türkan ablamız burada. Onun hakkını yemeyelim. Onun da bayağı torpili olmuş size. Tabii Türkan Hanım'a da ayrı teşekkür ediyoruz buradan. Güzel bir buluşturma yaptı burada gerçekten. Ama dediğim gibi çok mütevazi bir kişiliği var sevgili Yusuf Güney'in. Çok esprili, çok neşeli. Ben zamanında tabii biz bu işe başlayalı toplam 6 seneye yakın bir zaman oldu. Çok daha yeniyim aslında. Evet. Çok bu işte bile hani baktığımızda hani bir Yusuf Güney ismi olaraktan hani tamam, hani hakkı vardı diyebiliriz hani belki çok hani bir iyi güzel yerlere gelinmiş hani şeyler yapılmış ama daha çok başındayım bu işin hani sanat olaraktan çok daha işin başındayım. Çok daha öğrenmem gereken çok şey var benim. İlaki. Ama tabii hani şeyden kopmadım hiçbir zaman hani seçici, çok büyük fazla seçici olmadım çünkü işin sıfırından geldiğim için yani tam alt taraftan geldiğim için İngiltere'de zamanında yapmadığımız iş kalmadı ki hani sonuçta gurbetçi olaraktan gelip burada yaşamanın zorluklarını, her şeyini yaşadık. Evet. Ailece yaşadık. Evet. Ondan dolayı hani o mütevaziliği kaybetmemeye özen gösterdim. Ne kadar isim olsan da, ne kadar hani şey olsa da
elimden geldiği kadarıyla kaybetmemeye çalıştık. Çalışıyorsun. En güzelini yapıyorsun. Çalış yani bence. Kaybetmeyiz istek de ne mutlu bize. Onun için hani asla kırmamış hiçbir zaman hani. Sonuçta emek benim için her zaman emek bir şey, bir iş için emek harcanıyorsa her zaman benim için o üst derecelerde. Hani sınıflandırması olmaz benim için gözümde. Aslında bu ifadelerden sonra az çok hani kişiliğini de ortaya döküyor sevgili Yusuf Güneş. Teşekkür ederim. İnsan çünkü sarf ettiği ağzından çıkan kelimelerle de aldığı terbiyeyi, kişiliğini bir şekilde ifade eder. Ben Londra'da olduğunu bilmiyordum. Tesadüfen gördüm. Face'de resmini gördüm. Fabrikaya gitmişsin galiba. Attılar. Tuncel abimiz işte. Evet. Değerli. Şimdi hemen aradım ben onu. Ben. Hemen oradan aradım. Gördüm. Çok tesadüf. Yani tesadüfen. Oldu ki eski şey. İşlerimden de bir tanesidir ben 7-8 ay çalıştım. Aslında o konuyu oraya getirecektim aynen, ben. Aynen. Çok farklı bir sektörün içerisinden direkt müzik sektörünün içerisine girmek. Döner yapan bir insan. Bilinmeyen yönlerini şu an çok, konuşuyoruz çok sevgili izleyiciler Yusuf Güney'in. Bir şirkette işe başlıyorsunuz. Ardından gerçekten başarılı olduğunuz için pazarlama müdürlüğüne kadar doğrudur, öyle bir şey yok. Doğru, bir şirkette de öyle başlamıştım. Normal hani dağıtımcı olaraktan başlayıp da ondan sonra pazarlamacılığa kadar her şey böyle bayağı bir. Tabii bunlar bir tanesi. Biz dediğim gibi burada hani 12 yaşına gelip de okumak zor oldu. Ben okuyamadım pek fazla. Çünkü hani bir kültür, esas kültür çatışmasını ben burada yaşadım işte. Hani Türk ve İngiliz dediğin zaman kültür çatışması dediğimiz esas burada oldu. O kadar oldu ki ben okula bile gidemedim. Hani okula gittim, okuyamadım, okuyamıyorum. Hani bir sıkıntı var, bir olay, bir sorun var ortada. Bakıyorum nedir i̇şte diye. İşte lisan öğrenmenin sıkıntısı. İmkanlardan kaynaklanan bir şey mi yoksa eğitimin getirdiği sıkıntılar? Eğitimin getirdiği sıkıntılar. Okuldaki ortamın getirdiği sıkıntılar. Hani yani hiç dil bilmeden bu ülkeye gelmek çok zor bir şey. Çok kötü bir şey. Yani en azından biraz bilip de gelmek yine büyük bir ayrıcalık. Biz hiç bilmeden geldik buraya. Çok haliyle zor. Her yerde zorluğunu öyle yaşadık. Her yerde sıkıntısını yaşadık. Yani böyle söyledikler ama okuyamadım ben bu ülkede pek fazla. Okumadan da direkt iş hayatına atılayım dedim. Boş ver işledim. Fazla da şey yapmam. Ben 14 yaşında başladım çalışmaya burada. Bayağı işte kebapçılıktan tut da bayağı yapmadık iş. Ama başarı çizelgesine baktığım zaman birazcık background'unuzu incelemek istedim ben. Gerçekten çok ama başarılı. Ama yaptığım işlerde her zaman başarılı olmuşumdur tabii. Yani bir başarıyı elde etmeden hani yaşamadan bırakmamışımdır başı mesela. Atıyorum İtalyan şefliği bile yapmışımdır ben ki İtalyan şefliğini 1,5 sene yaptım ben. Bayağı İtalyan şefliğine de başlarken de bulaşıkçı olarak başlamışımdır. Hani sırf işi öğrenmek için yani bulaşıkçı olarak. Her alanda bir şekilde kesinlikle. Yer almışsınız. Onun babası çok iyi bir şef. Kesinlikle evet. Ki Naci abi çok iyi tanır babamı. Babası benim bir arkadaşımız yani. Seninle çalıştık. Çok çok iyi bir şef. Yani bugün belki Londra'da sayılır. Zor bulunur yani. Şeflik babadan geliyor. Boyunuz aslında geçerli işin komik tarafı şudur. Hani zannedersem genler geliyor sadece. Hani bana hiç öğretmedi işi babam. Babam hiç çorba yapmasını bile öğretmedi bana. Ki her şeyi kendim öğrendim. Hepsini her şeyi kendim öğrendim. O nefese gelirdi küçüktü o. Şu üç kişi arasında geçmişe dayalı bayağı bağlar. Yani çok, o yüzden özel yani şu an benim burada olmam da benim için özel bir ortam. Ben bunu hatırlıyorum merdiven başında orada bakardım. Küçüktüm tabii 14. Kaç yaş? 14 yaşında. 14-15 yaşlarında. 15 yaşlarında. 14 yaş, 15 yaşlarında. Müziğe döneceğim. Müzikle bir ilgi var mıydı küçük yaşlarda? Yoktu. Hiçbir zaman hiç yoktu. Olmadı. Hiç olmadı. Ne bir şarkı söylerdim, ne bir enstrüman çalardım. Hiçbir Allah şey yoktu bende. Çok ilginç değil mi? Bu ne çok zaman ilginç. Başladı? Ben işte o dediğim firmada çalışırken işte uzun yol yaparken uzun yollara giderdim işte İskoçya'dan tut Galler'e işte her tarafa giderdim onunla. Giderken tabii haliyle boş zamanı çok iyi bir dinleyiciydim mesela. Hani müzikle tek alakam buydu. İyi bir dinleyiciydim. Sizin farkında değil miydiniz? Kesinlikle farkında değildim. Yani ailem de farkında değildi. Arkadaşlarım da farkında değildi. Hiç kimse farkında değildi. Tamamen tabii biliyorsunuz Rafet abiyle tanıştıktan sonra Rafet Erroman'ın sevgili. Ama sizin dayınızın sesi de çok güzel. Ya ailede benim anne tarafımda herkesin sesi güzeldir. Herkes var ailede. Yani sesi kötü kimse yok yani aile anne tarafında. Hani baktığın zaman hani öyle cesaret edip de bir şey yapabilecek olan kimse o çıkmadı, olmadı. Ki benim hani çok yakın tanıdığım için Tuna ablanın da dayım mesela. Acayip de sesi mesela. İnanılmazdı yani. İbrahim Tatlıses gibi diyebiliriz yani o kadar iyidir sesi. Bana ama olmadı, yapmamış, şey etmemiş zamanında. Yarışmaya katılacağım gün gittim dedi. İbrahim Tatlıses'in yarışmaya katıldığı gün ben de yarışmaya katılmaya gittim dedi ve kapıdan geri döndüm dedi. Allah'ım İsmail hocam dedim neden bu kadar güzel sesiniz var niye döndünüz ki kapıdan dedi.
şeyime güvenemedim dedi. Kendime. Cesaret. Evet. Biraz cesaret de gerekiyor. Yani yetenek illaki lazım, evet. Ama cesaret de lazım. Demek ki aile değiş. Tek cesaret. Tek cesaret var. Başladım bu işe. Müzik kısmına geleceğim. Aslında çok konuşulacak şeyler var. Çünkü çok gerçekten zengin kişiliğe sahip sevgili Yusuf Güney. Dolayısıyla sohbet de çok zengin olacak bugün. Evet. Öyle düşünüyorum ben. Ama bir müzik arası verelim. Canlı canlı öyle bir performans yapalım. Hadi bakalım, beraber bakalım bir. Türk sanat müziği. Süper. Çok seviyorum. Elinize sağlık. Elinize
sağlık. Hocam. Biraz aldı bizi. Ama nostaljik şarkılar, ölümsüz şarkılar bunlar. Çok severim. Ben gayet dinlerim ve bayağı da iyi takip ederim. Repertuarım da iyidir. Sanat müziği süper. Arkadaşlara başarılar dilerim. Yarışma programı gibi oldu. Ama gırtlak da var. Bu arada sesiniz çok güzel sizin de. Vallahi yok. Hocam sağ olsun. Evet. Biliyorsunuz. İyi etmişsiniz hocam. Koramaz'ın şefi Naci Bey'dir. Bizi hep Naci Bey yetiştiriyor. Yok ya siz çalıştırıyor. Yok çalıştırıyor. Evet, yetenek varsa, ses varsa bir şekilde işlenebiliyor evet, aslında. Bir şekilde işlenebiliyor. Hani bir şeyi de sevmek gerekiyor yaparken. Tabii. Severek yaparsanız hem daha farklı. İşte ben sevdiğim için. Naci abicim daha iyi bilir de sonuçta asla hani sonradan yani iyi olacak bir ses yoktur. Allah vergisi olmak zorundadır bir ses diye ben öyle düşünmüşüm her zaman. Doğuştan var bu yetenek. Hani öyle eğitimle falan ben sesimi düzelteyim, daha güzel okuyayım. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. O sadece hani tekniği var bu işin. Tabii doğru. Tekniğini öğrenirsin. Hani belki diyaframını öğrenip biraz daha uzun nefes alıp daha güzel kullanabilirsin. Sözleri yutmadan kullanırsın. Evet, tane tane söylersin. Yani eğitim tamamıyla budur. Mesela bazı insanlar hep şunu düşünür. Şunu sorarlar özellikle bize. Hani ya bu işin okulu var. Hani normal hani sesi çok kötü değil ama hani idare eden bir insanı alsak, okulda yollasak o insandan şöyle olur mu popstar? Ya dedim öyle bir şey yok. Onu bir kere unutun. Varsa var. Öyle bir şey yok. Bir insanda Allah vergisi olmadıktan sonra, bir ses olmadıktan sonra yok öyle bir şey. Yani hani Allah vergisi olacak, bir de ışık olacak. Yani şöyle olur. Alırsın, stüdyoya sokarsın, stüdyoda okutturursun. Ondan sonra bir buçuk gün, iki gün onun sesiyle uğraşırsın kanal. Bu işin tabii teknik açılarından daha bayağı gelişmiş artık müzik sektörü. O yüzden düzeltirsin, her türlü güzel çıkartırsın sesi ama öyle canlı olaraktan yok yani hocam daha iyi bilir. Çok doğru. Türkiye piyasasına baktığım zaman her gün bir sanatçı çıkıyor. Hatta birden fazla gerçekten. Birden çıkıyor fazla ama kayboluyor da yani. Geldikleri daha önce nerede de konuştuk bunu. Hani mikrofonu eline alan bir şekilde işte ben sanatçıyım şarkı söylüyorum. Kalıcı olmuyorlar. Evet. Gidiyorlar. Evet. Bak sesin güzel sana da albüm yapabilirsin. Direkt teklif geldi. Ama, ufkum açıldı. Ama benim derim bir fazlamam ben. Ha, sana şöyle teklif geldi. Ben teklifi verdim bana yok. Gözüyle bakıyorlar yani bizim bu işimize. Müzik ve sanatçı olmak yani okuyana ve çalana. Aa ben de çalarım, aa ben de okurum. Ya evet. Bu kadar ucuz değil bu iş ya. Değil. Ben 12 yaşından beri müziğin içindeyim. Sahne olayı gerçekten zor bir olay. Sahne olayı çok zor bir olay. Biz koro olarak etkinlikler yapmaya çalıştık ama bizimkisi hani kar amaçlı değil. Bir şekilde topluma hizmet vermek amaçlıydı. Bizimki topluma hizmet. Sahne, o atmosfer farklı. Ama gerçekten sahnenin içerisinde yıllardır emek veriyor, özverili bir şekilde çalışıyor. Ayakta durmak, ayakta tutmak bir şeyleri hakikaten çok zor. Ben kendimden örnek vereyim. Evet. Mesela hep şunu sorarlar bana hani bir enstrüman çalıyor musun diye. Çok istemişim de çalmayı. Yani 6 sene içerisinde yapılan bütün besteler bana ait. Belki bir iki tane nacizane bir arkadaşlarımın bestesini, müziğini okumuşumdur ya da sözlerini okumuşumdur. Bütün şarkılar bana ait. Söz, müzik, her şeyi yapıyorum. Müziklerinin sololarına kadar bana ait. Hani introlardan tut da işte nasıl gitarlar nerede girecek, kemanlar nerede girecek, işte şeyler, darbukalar nerede giriyor, onlara kadar hep çoğu bana ait. İnşallah. Ama ona rağmen bir enstrüman çalmayı bilmem. Notaları o bilmem. O zaman iyi bir kulak var. Notaları bile bilmem mesela. Hani hocam dese ki Fadiyez'den gireyim ama dese Fadiyez hangisiydi? Yusuf sana ilham mı gelir? Tabii yani onu hissederekten. Testelerin müzik de mi ya onun ilham yeri zamanı yok hani. Öyle mi? Onun yeri zamanı yok. O da bir kaide. Onun anlatmak istediği şu yani. Beynin de aslında. Müziği yapıyor. Hani yok çaldırıyor. Kafamda zaten çalıyor. Çalarak da çalıyorum. O zaman beyninde komple bir orkestra var. Ne akorlar çıkıyor kafamdan. Bir bilsem var ya. Ki çoğu zaman mesela stüdyoya girdiğimizde mesela yaptırırken çalan arkadaşları mesela atıyorum Almanya'da bir Dida Koçanma diye benim gitaristim vardır. O genelde çalar benim stüdyo kayıtlarını. Yani adam uçmuş artık gitarı uçuyor yani böyle bir gitar çalma şekli yok. Onun bile bazen zorlandığı akorlar çıkartıyorum kafamda diyor. Böyle bir akor yok diyor. Sen nasıl çıkardın onu kafandan diyor. Yani diyor şuradan diyor şuraya atlamam lazım oradan buraya atlamam lazım diyor. Böyle el diyor böyle böyle olması lazım nasıl yapıyorsun? O yüzden diyor bence o da bana söylemiştir mesela sen gitar çalmayı öğrenme diyor tamam mı? Öğrenirsen bunu kaybedersin. Öğrenme diyor kafandan çal diyor biz çalarız diyor. Ama çok İlhamdır işte sözü, o gelen sözü ilham. Nereye getirmeye çalışıyorum hocam dediği gibi de hani gerçekten kolay bir şey değil ya. Hani kolay değil. Bir enstrüman çalmak yok. Gerçekten benim acayip saygı duyduğum bir şeydir. Aslında emeğin en fazlası onlarda. Evet. Sahnede sanatçının açığını kapatmak, onu açıkta bırakmamak. Ya bütün ama sanatçıdan bütündür yani müzisyenler bütündür. Yani müşteriyi avcunun içerisine tabii, almak tabii. Sahne içerisinde. Yani orkestran iyiyse, iyi değilse zaten çok zor. Çıkamazsın işin içinden. Olmaz. Kendini parçalasan sağlamak. Oradan çıkamazsın işin içinden. Çok doğru, çok doğru. Ben beste yaptığım zaman mesela şarkı yaparken kafamda diyorum bak bu şarkıyı
örnek. Gönlünden korkusu diyorum. Nokta koyuyorum. Veyahut rahmetli Adnan Şenses diyorum. Benim şarkılarıma bakarsanız hep Adnan abiye tam uymuştur. Birebir. Elbise oturmuştur yani. Hem kesinlikle sesine hem karakterine, evet, çok kesinlikle uymuş sizin şarkılarınızın. Onun için o diyordu bana. Sen ben şarkı verdiğim zaman böyle yapıyordum. Dinledim diyorum. Böyle yapıyordum. Gerek yok diyordu. Ben biliyorum diyor. Gene bana uygundur diyor. Evet. Dinlemiyordu şarkıyı. Sen gel diyordu arabada böyle giderken. Oku bakayım diyordu bana. Tamam diyordu, bitti. Boş ver diyor. Sen ver CD bana. Veyahut notası. Öyle yani. Allah, ama ben beynimde bak dediği gibi. Ben beynimde mesela şarkımı bütün orkestraya çaldırıyorum. Aranjeyi bitiriyorum değil mi? Evet, orkestraya çaldırıyorum kafamda. Diyorum bak bunu burada şu intro olması lazım. Şu kemanda şunu yapması lazım. Bu burada bu olması lazım. Ve bunları yazıp bazen söylüyorum. Veyahut da bazen Selçuk abiye telefonda diyorum ki Selçuk abi. Selçuk abi bak şu altyapıyı dinledim. Şurada şunu koysana abim diyorum. Böyle bu. Ya Naci gene icat çıkartacağım bize. Ya diyorum abi bir orada bir şu şeyi koy ya diyorum. Koyuyorlar, ondan sonra diyor ki bana telefon açıyor. Haklısın ya diyor, yakıştı diyor. Ya ama ben bunu beynimde çaldırdım. Evet. Orkestraya çaldırıyorum yani ben. Aa, o babalara yani dedeleri çaldırıyorum kafamda diyorum. Aa, tamam bu çaldı, bitti iş. Okudu, bitti. Evet. Ama o kadar kolay değil yani. Herkes dışarıdan çok ucuz bakıyorlar bizim işimize. Çok ucuz. Yani ciddi özveri, emek var. Yok. 2006 yılında Rafet Erroman'ın burada verdiği konserle tanışıyorsunuz. Evet. Ardından bir müzik piyasasına ilk adım aslında onunla birlikte başlıyor. Hatta 2006 başlıyor. Değil, 2005. 2005. Nasıl oluyor bu tanışma? Hande'yle gelmişlerdi buraya konsere. Orada ilk gitmiştim konsere ben. Çok mu seviyordun Rafet Erroman'ı? Sevme derken tabii ki fanlık yoktu. Hani fan öyle fanı edin bana atıp öyle tanışma bir şey değil ama oldu? Çok iyi müzik şarkılarını çok iyi bir dinleyicisiydim onun. Evet. Haliyle böyle hani tanışmak isterdim. Hani nasıl bir, bu kadar sözlerin yani bu kadar söz müziği yazan böyle güzel müzikler yapan bir adam tanımak isterdim. Hani bakayım nasıl bir adam. Oturup bir konuşmak isterdim. Tamamıyla maksat buydu. Başka hani şöyle gideyim tanışayım. Bana albüm yapsın hani beğensin bir sesimi dinlesin. Ya öyle bir niyetle planım projem yani hiç yoktu. Öyle bir niyetim hiç yoktu. Çünkü kendimde öyle bir şey göremezdim zaten. Öyle bir şey rüyamda görsem inanmazdım yani böyle bir şey. Bu kadar buralara geldi. Hayat tesadüflerle doludur ya. Peki işte diyalog böyle nasıl gerçekleşti? Hani ben sizinle tanışmak ya, istiyorum. Ya diyalog işte dediğim gibi o zaman yani kulise girmeye çalıştım. Kulise tabii giremedim ilk başta. Sonra basından bir arkadaşım vardı buradan. Bir arkadaş. Onun basın kartını aldım. Kamerasının altını gördüm. Ondan sonra bir tabii gördü bizi tanış orada. Oldu. Hani buyurun hani basından evet mısınız, röportaj için mi geldiniz? Yok dedim, ha ben kameraman falan değilim, koydum kenara. Ben dedim böyle böyle. Hani bir tane ki oraya giderken de dedim hani ne götürülür hani o zamanlar şeyde çalışıyorum bir. Nerede çalışıyordum ben? İtalyan restoranında çalışıyordum. Hı. Ve geceleri de dayıma yardım ediyordum. Diğer dayım hani baklavada. Baklavacılık yapıyordum geceleri de böyle. Hı hı. Diyorum adama diyorum baklavada götürülmez şimdi dedim, ne götüreceğim dedim. Yani dedim en güzel dedim hani bir tane şarkı yapayım dedim götüreyim dedim ona. Belki sever dinler dedim albümünde okur. Ben de hava atarım millet işte bak Rafet Erroman benim albümüm şarkımı okuyor diye. Tamam benim maksat buydu. Aşkı Viraneydi değil aşkı mi? Viraneydi. Aşkı Viraneydi. Aşkı Viraneydi burada besteliyorum. 2008'de mi çıkarmıştı albümü Rafet Erroman? 2008'de Ağustos ayında çıkan albümüne koydu. Ondan sonra düet yaptık tabii haliyle. Ki tanışmamızdan 2005-2008 Ağustos, 2005'in de yine şeyleriydi, başlarıydı böyle yani. 3,5 sene geçti aradan yani. 3,5 sene bekliyorum ben, sabrediyorum, hiçbir yere gitmiyorum, kimseyle hiçbir anlaşmıyorum. Hiçbir kontaklaşma olmadı mı ki bu 3,5 sene zarfında? Ki orada 2005'ti zaten bana ilk müzik teklifini yaptı, yani albüm teklifini yaptı. O zamana kadar hep görüştük tabii. Konserlerini bile gittim, bazen böyle vokalistlik yapıyordum. Mesela şarkılarını, çoğu şarkılarını ben ondan daha iyi biliyorum mesela, unutuyor bazen. Ben arkadan şey yapardım. Şey yapıyorsun. Şimdi kulise girdiğin o an şarkını mı okudun yoksa seninle tanışmak istiyorum, benim bir şarkım var dinler misin mi dedin? Yok nasıl direkt olmuş? Şarkı yok mu hani bap dedi. İçeri girdim hocam dinle sus, şşt dinle. Yok öyle bir şey. Söyledim tabii açıkladım dedim böyle böyle benim buraya girmemin bir nedeni bir maksatım var hani şudur. Hocam işte arzu halde de, hani dinlerseniz zamanınızı harcarsanız evet çok sevinirim bakın bir şarkı da yaptım. E hadi bu kadar uğraşmışsın dedi bari dedi hani var mı demo CD'm falan varsa dinleyeyim ben sonra dedi. Yok dedim CD ben demo nasıl yapılır onu da bilmiyorum dedim nasıl nerede yapacağız ki. Ben kafamda yapmışım bitirmişim şarkıyı al dedim okuyayım sana şimdi bak dedim. Başladı gülmeyen dedi oku o zaman dedi okudum şarkıyı. Tabii şaşırdı falan böyle bir Allah hiç beklemiyordu böyle şey. Ya dedi var mı dedi başka şarkıları senin dedi. Dedim 2-3 tane böyle nakaratı böyle yarım yamalak şarkılar var böyle. Onları da oku olsun dedim okudum. Kafayı mı yedin sen diyor. Bana ne veriyorsun şarkıyı diyor. Kendin oku diyor. Ne güzel sesin var diyor. Bak ben de istiyorum zaten birini çıkarmaya artık diyor. Prodüktörlüğe girmek istiyorum ben de diyor. Gel diyor senle başlayalım bu şey dedim. Allah Allah.
Ne verdiler acaba dedim böyle. Maşallah. Neden nasıl böyle şans, bu kadar şey oldu? İnanmadım. Yani İnanmadım tabii. İlk başta inanmadım. Dalga geçiyor sandım ben de. Yani niye dalga geçiyorsun abi ben dedim. Oğlum dedi yani niye dalga geçeyim? Ben diyor inanıyorum diyor. Ben Rafet Erroman'sam diyor. Senden bir şey olacak diyor arkadaş diyor. İnandı sana inanıyorum işte. Diyor. O ışığı İnandı. Görebildi demek. İşte az önceki laf, sözü lafa evet. getiriyorum. Yani ışık, şans. Bak aynı doğru zamanda doğru yerde bulunmak. Şans. İşte Allah vergisi. İşte nasip, kısmet, kader. Ya hepsinin birleşmesi lazım. Hani diyorsunuz ya günde 2-3 tane belki daha fazla işte şarkı söyleyen arkadaşlarımız çıkıyor. Ya ben mesela her zaman her yerde şunu anlatıyorum. Bakın bu iş gerçekten bu kadar kolay değil. Kalıcı ol. Ya çıkarsın. Her yerde çıkarsın. Yarın bir tane beraber şurada şarkı söyleyelim. Yarın internete koyalım. O internette patlar belki şarkı. Acayip bir fenomen olursun. Gerisi sonra, gerisi nerede? Sonrası yok işte. Sonrasını getirmek önemli tabii, bu işlerde. Doğru. Kalıcı olan insanlara bakın. Asıl başarı orada zaten. Asıl başarı orada zaten. Aynen. Yoksa hani biz o aşk viraneyle ilk düette mesela biz 4-5 tane ödül aldık. En büyük ödüllerini hep topladık o sene. İnanılmaz ortalık yerinden oynadı bu. Konuyu oraya getireceğim ama aşkı virane beste olayı nasıl başladı? Yani hiç müzikle ilgisi olmayan bir insan. Sadece radyodan dinleyen bir insan. Boş zaman iyi bir dinleyeceğim. Kulak da varmış demek o zamandan kalma. Bir şeyden esinlenme oldu mu o şarkıda? O şarkıda... Çok oldukça güzel bir şarkı çünkü. Yok, esinlenme yok. Sadece dinlediğim müziklerden dolayı böyle yani bir... yaşanmışlık var mı daha doğrusu? Esinlenme öyle. Esinlenme tabii ki vardı canım. O zaman çok büyük bir aşk yaşıyordum. Fena bir aşk konuyu yaşıyordum. Konuyu oraya getireceğim. Direkt böyle özdeleştiğini şarkıdan güzel bağlayarak. Zamanında tabii ki. Tabii ya, o yüzden zaten güzel oldu. Şu anki şarkılarım mesela ben her zaman açık sözlüyümdür. Mesela Rafet abi de söyler, ben de söylerim. Arkadaş aşk gibi hani gibi bir şarkı şu an parçalasak da kendimizi yapamayız diyorum. Tamam. Çünkü o çok özel bir şarkı. O an yaşamak mı gerekiyor illa? Kesinlikle yaşamak lazım ama yani öyle hani bir ay önce tanıdığım bir insanla hissedemezsin o duyguları ya da iki ayda, beş ay, on ay ya da birikim. Bayağı aşık olman lazım. İnanılmaz bir aşık olman lazım. Hani şöyle şunu demen lazım. Sabah akşam çok mutlusun, güzel, her şey mükemmel geçiyor. Bugün onunla birlikteydin. Akşam evine geldiğinde yani ağlamaya başlıyorsun. Ağladığın, niye ağlıyorsun? Hayır, niye ağlıyorsun? Bu mutluluğun bitmesin diye ağlıyorsun. Yani bitecek bir gün belki ama öyle bir duygular içerisindeyim. Tabii öyle şarkılar çıktı ki şu andaki yeni albüme girecek 2-3 tane şarkı var mesela. Ta o zamanlardan kalma. Mesela bir tane deri dizler bırakmış. Onlar bir yeni şarkılar var mesela. Yani tamam yapıyoruz şu an tabii ki. Şu an bütün şarkılarım mı benim hep yaşanmıştan kalma şarkılar? Yok, değil. Tuttu mu? Bayağı tutanlar var. İnanılmaz hit olanlar var. Ama yaşanmıştan kalanlar daha özel oluyor. Daha ya belli ediyor kendini. Ne olursa olsun kendini belli ediyor. O şarkılar. Evet. Karşıdaki dinleyiciye de veriyorsun o hazı. Peki o hanımefendi de söyledi mi? Şarkıyı sana yazdıydım. Konuyu oraya getireceğim. Çıktıktan sonra söylemiştim. Aşk konusunu biraz irdeleyeceğim hazır böyle parmak basmışken. Aşk dedik, aşkla ilgili bir şarkı arada gider şimdi. Buna şimdi ne gidiyor musun? Senede bir gün gidiyor. Allah, bir aynen. Oh,
Yoksa saçları, yoksa yaralar, adın baksa yansın dudağın. Yoksa saçları, yansın dudağım. Bu aşka canımı atayacağım. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün. Harika. Vay vay. Senede bir gün olmasın ama, senede her gün olsun. Her senenin gün. Her gün aşklar ya yaşansın. Çocuk burada değil. Aşk her yerde yaşanır. Mesafe olsa senede da, engeller olsa da. Yok yok, senede her gün olmasın ya. Özlensin. Özlensin. Yok, getiriyor gerçekten. Özlensin. Özelliğini. Bizler insanoğlu çok çabuk tüketen insanız. Her şeyi, evet. Aşkı da, parayı da, malı da, mülkü de, manayı da, her şeyi. O yüzden en güzeli. Böyle uzakta oldum, daha çok özler. Arada aslında bir uzakta fazla, uzak olsun yani. En fazla zamanı tüketiyoruz programımızın. Uzak olsun ama şeyde, Amerika'da olmasın. Olmasın, o kadar da değil canım. O kadar uzak olmasın. Yani Edmonton'daysa King's Cross'ta olsun. Edmonton'da olsun, daha yakın. Benden uzak olsun da nerede olsun. Bazıları öyle diyor. Benden uzak olsun da nerede olsun. Aman duyarsa yedisin. Bu arada ilk bölümün sonuna gelmişiz. Yönetmenim işaret etti oradan. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir aranın ardından bizler yine buradayız Kıbrıs Türk'ünün ilk özel televizyonunda yayınlanan Londra'da Kültür Sanat Programı'nın ikinci bölümüyle tekrardan huzurlarınızdayız efendim. Ekran başındaki izleyicilerimiz, televizyonlarınızı yeni açtıysanız şayet, bu haftaki konuğumuz çok sevilen bir sanatçı sevgili Yusuf Güney. Hatırlatmamızı da yapalım. Teşekkür ederim. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Konular çok derindi. İlk bölümde aşktı. Şimdi onu diyecektim. Evet. Aşktı. Şimdi konumuz neydi diyecektim. Konumuz şimdi aşk. Unutmadık. Yok, genelde şimdi reklam aralarında hep böyle güzel sohbetler olur. Biz bayağı gülüp söylüyorduk burada. O yüzden konu bayağı dağıldık burada. Aşkı mı unuttuk sonra? En son Naci Bey havada uçuşan notaları çalıyordu. Efendim, kamera arkası gerçekten çok keyifli sohbetler yaptık biz burada. Çok esprili, güzel sohbetlerdi ama şimdi konumuza dönelim. Aşk dedik, aşkı virane dedik. Esinlenilmiş bir aşk var ama kalıntılar var. Aşk be ya. Be. Açma yaraları, deşme. Sorarım tabii ki. Bizim komik bir sürü komik anısı var bu şarkının da. Bir tanesi Trakya'nın bir yerindeydi konser benim, böyle neresiydi ya? Ya Keşan ya Malkara, o taraflardaydı. Ta o zamanlar işte Rafet abiyle beraber konsere gidiyoruz. Bir tanesi belediyeden bir arkadaştı galiba, geldi yanıma böyle bir.
Ya hocam bir şey soracağım ben sana dedi. Buyur dedim. Ya bu Aşkı Viren'e az bir şarkıdır be ya dedi. Bitirdin bizi be ya dedi. Şey birazcık demiş. Böyle okusan bize. Yusuf Aşkı Viren'den böyle birazcık. Sen küçücük. De düet yaparsan okuruz. Ay. Yaparım. Olsun okuruz ilerleyen şeyleri zamanda. Evet, derin bir aşk dedik. Ya zamanda tabii herkesin yaşadığı gibi bir aşk. Ben de bir aşk yaşadım tabii ki. Nezihan da aşka takıldı kaldı. Harbiden. Bir denemek lazım. Yok yok, demek ki bir yaramız var. Yara var mı? Konu döndü dolaştı. Acıyor mu? Acıyor mu? Herkesin bir yarası var. İlla ki. Yani yaşadığı bu sürece yaram benim. Yaram benim. Çal abi gir. Fadiyes. Fadiyes doğru. Müzik hayatıyla birlikte nasıl değişiklikler oldu? Müzik hayatımda tabii, yani müzikle başlayan hayatımda, devam eden hayatımda çok şey değişti ya. İnsanın tabii gittiği, yürüdüğü, gittiği yollardan tut da her şeyi yaptığın işleri. Yani tek değişmeyen eski dostlarım. Ben eski dostlarımla hala görüşüyorum. Çok hala o samimiyetimiz devam ediyor. İşte yalancı, sahte dostlar ediniyorsun. Onları işte keşfetmeyle uğraşıyorsun. Hani gerçekten senin dostum değil diye. Onlarla bir zaman geçiyor. Onun yanı sıra çok şükür tabii ki ailemle birlikteyim hala. Yani onlarla birlikte güzel zamanlar geçiyorum. Biraz daha tabii insanın imkan olaraktan işler güzelleştiği zaman tabii farklı yaşıyorsun. Daha da güzel oluyor. Bunlar güzel. Ama kötülükleri de var mı? Var. İster istemez çok fazla göz önünde oluyorsun. Her yaptığın göz önünde. Seni takip eden milyonlarca hayranın var. Onların sorumlulukları inanılmaz ağır gelebiliyor. Hele de benim yaşımda hani sonuçta. İlginç daha teklifler yeni başladım. Geliyor mu hayranlardan? Geliyor, gelmez mi? Evlilik, yani göz önünde bir sanatçı, hani yakışıklı bir sanatçı. Her şey. Yani. Gelmez annemin mi? Annemin damadı olur musunlar falan, pankartlar konserlerde. Anam. Evet, telefonumuz çaldı. Kim arıyor? Kim arıyor? Olabiliyor. Olabiliyor, böyle görünmez kazalar olabiliyor. Tamam. Göz önünde olmak gerçekten zor diye bir ifade kullandınız. Zor, çok zor. Yani o sahne ışıkları altında kalmak çok zor. İlla bir kere ki insanların şunu düşünmesin, hani oh hani hayatını yaşıyor, ünlü, hani parası var, geziyor, tozuyor. Öyle bir şey yok yani. Onun tamam güzellikleri var ama gerçekten çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir baskı. İnanılmaz zor bir hayat. Rahat nefes alamadığınız zamanlar oluyor mu? Hani özelinize ya ben işte kadar biraz çünkü benim yaşam tarzımı Allah'tan ki buradan gitme olduğum için biraz daha bu işe rahat bakıyorum ben. Hani kasmıyorum kendimi. Hani yine atıyorum bakkala ya da markete bir yere o yana bu yana gittiğimde kendim gidiyorum. Hani standarımı yollayıp da siz gidin alışveriş yapın, evet, gelin ben görünmek istemiyorum. Görmesinler beni mahallede. Öyle huylarım hiç olmadı. Hep her şeyimi kendim yapıyorum. Atıyorum elektrik faturası yatırılacağı zaman ben gidiyorum, kendim yatırıyorum. Ki hani halktan kopmadığın sürece sorun yok, sorun yaşamıyorsun. Mesela peki, çok çok da gideceğin yere 5 dakika 10 dakika geç kalıyorsun. Tek sorun bu yani. O da tatlı sorun. Ya ne olur ben bir yere gitmeye çalışıyorum. Orada yolda görür görmez hani resim çekiliyorlar. Derken bir 5-10 dakika gecikiyorsun. Bu da tatlı yorgunluğu diyelim buna. Onun dışında yani çok öyle kötü şeyler yaşamadım çok şükür ya. Programın başında mütevazi kelimesini evet kullanmıştım. Yani o çok önemli. Açıkladığı bir şeylerle ya, gerçekten kelime tam yerine şimdi oturdu diye bir sanatçı için mütevazi olmak hakikaten çok önemli bence. Ya hem yani etrafımız büyüyüp şımarmaktansa mütevazi kalmak, halkın içinde olmak size daha çok şeyler kazandırır. Ya bu tabii ki etrafınızdaki insanlar olsun, hani sevenleriniz olsun, onlar için tabii ki güzel bir şey mütevazi olmak için. Ama hani kendiniz için de güzel bir şey çünkü bu sefer şeyden kopmuyorsunuz, hani sosyal yaşantıdan kopmuyorsunuz. Hakiki hayattan kopmuyorsunuz. Benim çok yani çok samimi olduğum arkadaşlarım var hani aynı camiadan, aynı şeyden. Hani daha da eski olan mesela benden. Bakıyorum mesela benim yaşadığım şeyleri böyle yaşayamıyorlar. Ve benim yaşadığımı gördüklerinde şaşırıyorlar. Hani bana imrendikleri zaman oluyor ya diyor, ne mutlu sana işte bak ben bunu yapamıyorum. Yani niye yapmıyorsun, niye yapsana. Başında yapmadık diyor, sonunda birden diyor böyle bir şey yapamıyorsun. Sen bu işe böyle başladın diyor. Rahat başladın diyor. Biz bu rahatlığı tabii yaşayamadık burada. Bizi yaşattırmadılar zamanında. Yapımcılar olsun, o plak şirketleri şeyler falan. Çok evet ağır bir baskı vardı ki Naci abi bilir bunları. Gözükme derler değil mi? Yapımlar aynen gözükme, görmesinler. Oraya gidemezsin, buraya gidemezsin. Benim çok şükür öyle bir ki ben çok çok önde gelen bir isimlerden bir tanesi sevgili Hüseyin Emre ile Emre Plak'la çalışıyorum hala da. Yani Hüseyin Emre olsun, Hüseyin abi olsun, Rafet abi olsun, hiç kimse olsun, yani menajerim olsun, hiç kimse beni öyle zorlamadı. Hani görünmeyeceksin, etmeyeceksin. Rahat, nasıl istersen öyle yaşa dedi. Zaten hani kendini bozan bir şey yapmıyorsun. Hani rahatsın, hani biliyorsun öğrendiğin şeyleri, bazı şeyleri, yanlışları öğrendin. Doğruları, yanlışlar nedir onları öğrendin. O şekilde gidiyorum yani. O yüzden de hani pek fazla magazin forever bir hayatım da yok benim. Öyle her yerde de
hani kendimi göstereyim, bir şey yapmayayım. Rastlamıyoruz aslında çok fazla magazin. Görmüyoruz magazin magazin. Magazin içerisinde Yusuf Güney'e çok fazla rastlamıyoruz. Yani malzeme hani konusu ben, haline gelmiyorsunuz. Hani insanlar beni ekranda görecekleri zaman ya konserimi izlesinler, ya benim klibimi izlesinler, ya bir projede olduysam o projede olduğum için izlesinler. Hani sırf onunla beraber göründü, şurada yakalandı, böyle oldu. Onda ne bileyim, baştan öyle şeylere hiç girmedim. Şimdi de girmek istemiyorum. Zaten girsem de abes kalır bende. Güzel durmaz bende yani, öyle düşünüyorum. İşte çok o güzel bir örnek bir değil mi? Çok güzel aslında. Bir örnek gençlere. Özel hayatınızı nasıl koruyabiliyorsunuz? Yani İstanbul paparazzinin kaynadığı bir şehir aslında. Tam göbeğinde yaşıyorsunuz. Yok, gördükleri zaman zaten gayet mütevazı bir şekilde arkadaşlar hani rahatlıkla haberini yapıyorlar şimdi. Hani taşkınlık hani öyle çekmeyin etmeyinlere girmiyorum hiçbir zaman. Onların da tabii ki işi magazin her zaman bizim hayatımızda olması gereken. Ne kadar tabii dışarıda kalsan da şu anda magazin mesela ki özellikle şu anda magazinin olduğu sürece, magazinde olduğun sürece, hani göz önünde olduğun sürece daha da iyi giriyor işlerin. Evet, öyle bir ortam oldu artık yani. Müzik, gündem işte. Müzik, müzikti, yaptığın işlerdi, harcadığın emekti falan hep arka ikinci planda. Hep ikinci planda. Çok yazık. Yani yeni bir albüm çıkarıyorsun ya da yeni klip çıkarıyorsun. Şimdi yeni bir klip çıkarmışsın. Ondan yanı sıra işte geçen hafta biriyle yakalanmışlar, görmüşler seni. O onun önüne geçiyor. Seni gördüklerinde tekrardan bir hafta sonra gördüklerinde yeni klibini konuşmuyorlar ve senin işte abi işte geçenlerde seni şunu gördük işte şöyle olduk ya arkadaş yeni klip çıkardım bir sor bakayım nasıl gidiyor ki. Kiminle yakalandığı daha önemli. Biz dedikodu seven bir toplumuz. Ama Türk evet, halkı çok. Böyle zaten. Biz öyle bir toplumuz, öyle seviyoruz bir milletiz. Yani istiyoruz. Hani öyle bir görsün, ooo gördün mü bak işte şununla görünmüş. Vay nasıl işte, o nasıl ölüyor, o nasıl ölüyor aralarında konuşuyor. Akşama kadar gündem bu. O onunla göründü, nasıl göründü ki ben çok komiktir mesela. Askere gittiğimde de, askerliğimi yaptım mesela. Askere gittiğimde işte oturup komutanlarımızla konuştuk ve ya işte çok merak ediyorum. Geçenlerde şeyle şey yakalandın da sen bilirsin diyor. Harbiden onlara beraberler mi? Konuşuluyor, her yerde konuşuluyor bu yani. Yani hiç yeri yurdu yok yani bu. Seviyoruz Türk halkı olarak. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu sanat camiasındaki kişiler, sanatçılar diyeyim. Medyaya telefon edip de derler mi? Ha biz filan yerdeyiz. Gelin bizi çekin de gündemde olalım. Var öyle. Yaparlar mı böyle? Var. Yapan çok var. Yapan çok var. Hatta iyi isimler de var öyle. Ben birkaç tanesini biliyorum. Yani... Hatta yakalandıkları zaman da tepki gösterirler ki ne çekiyorsun sizden gündemde rahat edin. Gündemde kalsınlar diye. Öyle insanlar taktik var yani. Tabii. Taklit evet. Taktik. Yani artık ama onlara da hani bir, eskiden kızıyordum artık kızmıyorum. Niye? Çünkü artık işler o safhaya sardı. O ortama geldi. Yani onlar da bir şekilde öyle var olmaya çalışıyor. Asıl sebep ekonomik zorluklar olabilir mi? Bir şekilde hani gündemden düşme, iş yakalayabilme. Çünkü popülerite ne kadar tabii fazlaysa ki, o, o kadar fazla talep oluyor. Talep oluyor ve iş geliyor. Kesinlikle öyle. Çünkü... Hani maddi açıdan ne yazık baktığında. Ne yazık ki şu anda son zamanlarda ben özellikle son senelerde diyeyim mesela. Yani en ufak bir şeyde ki bunu insanların çoğu bilmez mesela. En ufak bir kötü giden Türkiye'de kötü giden bir şeydi bir olayda. Herhangi bir olay hani çok şeyler oldu hani çok kişi, yürüyüşler olsun şeyler olsun kötü. Hani maden ocaklarında kaybettiğimiz insanlarımız olsun vatandaşlarımız olsun başka şeylerde trafik kazası şehitler derken hani çok bütün olayları kapsıyor bu olay. En ufak bir şeyde direkt bizim camiye etkiliyor. Çünkü konserler hani erteleniyor, iptal oluyor. Doğru. Hani ister istemez zor durum. Hani bazı arkadaşlarımız mesela tabii herkesin durumu çok iyi değil. Hani ismi olup da çok iyi durumlar, herkesin durumu iyi değil diye bir konu yok orada zaten. Durum iyi olmayan insanlar ne oluyor? Zor duruma düşüyor bu sefer ister istemez. Çünkü konserlerine güveniyor. Bir bakıyor konserler iptal oldu. Nasıl yapacağız? Nasıl ayı geçireceğim? Haliyle artık insanlar ister istemez farklı yerlere kulvar. Hani başka popülariteyi nereden yakalarım diye düşünmeye başlıyor. Buralara yöneliyor. Hani kazanç var mı peki? Müzik sektöründe ya kazanç müzik var mı şu an? Sektörü çok ilginç oldu artık. Yani kazanç şöyle var. Nasıl kazanç var? İşte dediğiniz gibi popülariteniz yüksekse işte konser geliyor. Talep geldiği sürece. Konserlerden işte kazanıyorsunuz. Hani ekstralardan. Reklam filmi oluyor bazen mesela. Reklam filmlerine gidiyorsunuz. Öyle dizilerde oynarsanız. Kazanç tamamıyla bu. Başka hiçbir şekilde kazanç yok. Sahne şansı kalmadı. Benim söylediğim gibi. Yani öyle gazinolar yok. Eskisi, gazino olayı bitti. Evet. Türkiye'de. Eskisi, evet. Eski sahne olayı kalmadı. Yani. Albümler de satılmıyor herhalde. Özellikle paralı konserler mesela. Bak paralı konserler çok azdır. Çok nadirdir böyle. Yapanlar da mesela PR için yapan çok insan vardır. Çok sanatçı vardır. Hani tutar yerini. Öder kirasını. Çıkar orada. Hani başa baş. Hani masraf çıksın. En azından konserlerim olduğunu görürsün. Diye yapanlar da çok var. Yani onun dışı eskiden mesela ne konserler vardı? Harbiyelerden tutuyor. Evet. Bir harbiye konserler olurdu. Yani tabii Rafet abi anlatıyor bunları. Benim hani sonuçta benim zamanım daha çok erkendi. Daha çok yeni. Yani
bir ay boyunca, iki ay boyunca Harbiye konserleri, Rumeli Hisarı konserleri, Çeşme konserleri. Arka arkaya bitmezdi. Yok, yani her sanatçı, hemen hemen her sanatçı çıkardı konsere. Konsersiz günler geçmezdi. Mesela eskiden daha da böyle hani fazla festivaller de olmazdı. İnsanlara böyle paralı konser yapardı. İnsanlar giderdi konsere. Ve çok fazla olmazdı. Ama olurdu. Olduğu zaman da insanlar hani hevesle giderlerdi. Hı-hı. Şimdi öyle bir şey yok, kalmadı. Festivaller, belediyeler festival yaparsa, festival yaparsa oluyor, gidiyorsun. Derim yaz aylarında değil mi festival zamanında? O zaman da Yusuf'un patladıysa iki şarkısı veya üç şarkısı, o şarkılar aynen götürüyor işi vagon. Yani bir şarkın patlamadıysa o şeye kulvara giremiyorsun. Evet. Ondan sonra uğraşıyorsun, çabalıyorsun ki işte bir şey olsun. Ondan sonra bazı arkadaşlarım işte Türkan Hanım'ın dediği gibi işte haber basını çağırması, işte beni şurada yakalayın, şunu da çekin, bunu yapın. O muhabbetlere giriyorlar. İşler böyle yürüyor artık işte Türkiye'de yani. Yani sektör günden güne kötü. Sektör zorlaştı yani. Sanat ürüne geçiyor. Sektör çok zor. Sansiyon olaylar da evet. Sanat ürüne geçiyor yaptı sanatı. Dediği gibi bak, ondan sonra adamın yani emek vermiş, bozmuş maddi manevi, öyle mi? Bozuyorsun. O bir ufacık şey skandal oluyor. Aa, birinden yakalandı. Onun sanatının önüne aşıyor yani. Yok evlenmeler, ayrılmalar. Evet. Her gün evet gündemde. Üretken bir sanatçı her zaman çizgisini koruyabilir. Ha, bunun yanında ek faktörler de gerekir. Kişilik de gerekir, sağlam bir duruş gerekir ama üretkenlik beste yapabilen tabii. Kesinlikle önemli, çok önemli. Çünkü çok daha fazla kalıcı kimseye oluyor. Kimseye muhtaç değilsin. Evet. Ha, o başka. Muhtaç olmadığın sürece zaten burada her zaman ekmek yersin. Hı-hı. Yani durursun, iki sene hiçbir şey yapmazsın. Hı-hı. Üçüncü senesinde bir tane şarkı yaparsın. O bütün iki senede de kaybettiğine her şeyi bir senede bir daha toparlarsın. Evet. Öyle bir güzelliği de var aslında. Hı-hı. Ama işte çoğu arkadaşlarımız, çoğu insanlar hani bu üretkenliği yapamadığı için haliyle başka üretken arkadaşlara muhtaç olduğu için ne yapıyor? Her zaman bir şeyindeler onun, bir telaşındalar. Çünkü aman finans işte bu kaynağı albüm gerekir. Üretemiyorsanız ciddi, üreten öyle kişiden alabilmeniz için finansınızın olması tabii lazım. Tabii canım, öyle bir de ufak tefek paralar değil bunlar yani. Kesinlikle. Ciddi kesinlikle paralar dönüyor. Mesajları da para kazanamıyor şu anda. Bitti olay. Çünkü herkes internetten istediği gibi indiriyor. Tak 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 tak. Yani. Doğru tabii. Peki internet, ama o interneti de bir kontrole almaları lazım. Alamıyoruz ki. Bestecilerin de emeği boşuna gitmesin. Ya bestecilerin emeği aslında boşa gitmiyor. Niye gitmiyor? Aslında gitmiyor. Şöyle gitmiyor. Yapımcılar hani çoğu zaman bu mesleki birlikler vardır mesela. Çok fazla paralar. Yani oradan toplanılan telif hakları çok bölünüyor. Hı-hı. Çok dağılıyor. Yani çok iyi patlayan şarkılar vardır. İnternette o inanılmaz milyonlarca indirilir, tıklanılır, şey olur. Sanedersin ki o insan ondan inanılmaz paralar kazanıyor. Evet. Kazanmıyor. Niye? Çünkü o kadar dağılıyor ki. O alıyor, o alıyor, ona bölüştürüyorlar, bundan evet, kesiyorlar, doğru, ona doğru kesiyorlar. Ki ben kendimden biliyorum. Hani benim sana söz müzik, bütün şarkılar benim olduğu için. Hani bize senede iki defa bir ödeme yapılır mesela. Hı-hı. Baktığın zaman komik komik rakamlar yani. Böyle işlersin. Yani o kadar hiç şarkı yaparsın. O kadar şarkıları tıklanır, çalınır. Benim hırsım kalmadı. Yapmıyorum artık şarkı. Ya inanılmaz kötü yani. Onun daha oturmadı. Avrupa'da ve Amerika'da böyle değil mesela. Telif haklarından bir şarkı yaparsın. Adam 100 milyon, 200 milyon tıklanma şey derken adamın bir şarkıdan hayatı kurtuluyor. Evet. Ev alıyor. Şey yapıyor. Bizimkinler de hayatını kurtarıyor. Her şey. İşte benim bir tane şarkı. Mesela ben bunu Avrupa'da yapmış olsaydım veya bir İngiliz olsaydım veya bir Amerikalı. Düşünün. Villede roman olsun. 32 kişi, tane sanat çokmuş bunun. Film müzikleri hariç. Ve bundan ben para kazanamadım. Açık söylüyorum burada. Kazanamadım. Kazananlar kazanıyor ama o neyi şarkının üzerinden. Ama? Yok ya. Hiç kimse bir şey kazanmadı. Sanatçılar da kazanmadı. Kibariye ne oldu? Kibariye bitti mi? Dipte. Yok. İşte geleceği yok. Geleceği yok. Geleceği yok. İlerisi yok yani. Aynen. Yasak. Şimdi çaptan düşüyorsun. Ondan sonra gel hadi kendini toparla bakalım. Ha? 3 sene belki de 5 sene ne alıyor? Ancak o da toparlayabilirsen. Bir, evet, bir lokomotif parça bulacaksın yani. Lokomotif dedim yani, hı-hı, bütün o şarkıları çekecek tek bir parça seni götürsün işin sonuna. Evet. O da olmayınca. Zor. Ne güzel sesler, ne şarkılar değil mi? Tabii canım, ne sesler vardı, ne şeyler vardı. Kayboldu gitti. Yani bu sektörü dediği gibi o mesela şu mestermiş falan hikaye. İnşallah bir gün düzelir. Oturacak yani, elinde sonunda oturacak bu ama işte. Eski haline gelebilir bu. Bilmiyorum, ben de görmem herhalde. Bizim çocuklar görür, torunlar görür. Torunlar mı görür, çocuklar mı görür ama düzelsin yani. Karısı verelim mi? Verelim. Hadi o kısım güzel bir şey. Ben de bir tane Türk Hanım'dan ben istiyorum artık. Ben dinlemek istiyorum bir tane, güzel bir tane. Yok, sen şey söyleyecektin. Aşka bir anı. Öncesinde bir tane güzel bir tane var. Bir tane Türk sanat bize. Üstad sen gir. Ne okuyacaksın Türk Hanım'la? Ne bileyim? Aşklı bir
bir şey okutayım sana. Yapma güzel. Aşk bu değil. Yapma güzel. Sen insanı Anıl'ın şarkısı. Ölümsüz. Vallahi böyle hakikaten. 1950'lere gittim ben. Doğmuş muydun ki? 70'lerde. 60-70'lerde. Ya, ölümsüz şarkılar var işte bu. Albüm çalışmaları. En son 2013'te. Şimdi benim yeni bir şarkım çıktı zaten. Bir single değil mi? Hani dijitalde öyle bir tek şarkı yaptım, çıkardım. Yeni albüm öncesi. Yeni albümde Şubat'ta Sevgililer Günü'nü hazırlıyorum inşallah. Bakalım. Güzel böyle. Hem sürpriz mi? Sürpriz. Bir tane çok güzel bir aşk şarkısı var. Böyle sevdiğine söyleyecek. Bir de herkes tabii aşkıyla girmiyor Sevgililer Günü'ne. Hüsranla girenler de var tabii. Ve hayırsızları olanlar da var hayatlarında. Tabii. Onlar da böyle bir hafif böyle tatlı beddua içerikli bir... Ay. Böyle cila kıvamında, böyle kıvamında. Herkes evladım. Böyle kıvamında bir şarkımız da var. Bir şeylerden esinlenerek falan mı yaptınız desteği? Şarkıyı. Ya benim şimdi esinlenme olayım şöyle, şu son artık son birkaç senede böyle hani bir şeyleri yaşamam gerekmiyor. Duygular da bir şeyleri yaşamam mı gerekmiyor. Acaba? Zamanında yaşadıklarınızın verdiği duygusallık şeylik, etrafımın herkesin anlattım değil mi? Ben iyi bir izleyicisin pardon sen. İzleyici miyim gözlemciyim. Yani. Unutuyoruz artık. Gözlemciyimdir mesela. Hani insanların ne yaşadıklarını, kimler nelerden sıkıntı yaşıyor, ne dertlerini, dertleri nedir, onları neden genelde hep sıkıntı yaşanıyor aşklarda, ilişkilerde mesela, onları düşünerekten de şarkılar yapıyor. Hı hı. O yüzden hani illa bir şeyler yaşamam gerekmiyor. Yusuf, kaç kere insan aşık olabilir? Kaç kere aşık olabilir? Derin mevzulardan benim hocam biz biliyor şimdi. Bu biraz bana tutmuş. Hayır, ne münasebet. Ay Türkan Şoray benzeri. Hayır canım. Önce Naci abi soralım abi kaç defa oldu aşk? On müzik adamı sayısız. Bak sanatçı ruhu olan insanlar her gün aşık oluyor bence. Hayatta harbi gerçek aşkı bir kere bulursun. Hı, işte ben onu sordum. Ama aşk tabii aşkın bayağı bir kulvarları var. O kulvarlar ilerisinde çok aşık olabilirsin. Aşk yani ben... Yani yarın da aşık olabilirsin, öbürsü gün de aşık olabilirsin. Birine aşıkken mesela başka birine de aşık olabilirsin. Yani hissettiğiniz sürece, şey nefes aldığınız olur mu öyle bir şey? Öyle insanlar var, ben tanıyorum. İki kişiye aşık olan insanlar var. Niye bana bakıyorsun? Ekime bakayım, şuraya bakayım, kameraya sen bakayım. Sen Tuncer abiyi gördün, bitti iş. Ben sana inanırım. İsraf gerçekten çok kötü bir şey hem de çok günah bir şey. Aşkı da israf etmemek lazım. Evet. Yaşarken israf etmemek lazım aşkı da.
özümseyerek, zaten benim adını, seyerek. Adını koymadığın bir ilişki. Adını koymadığın bir ilişki. Sevgi istiyor değil mi kesinlikle? Aşk olur. Aşkın kanunu var. Saygı yoksa evet, sevgi yoksa yani saygı, aşkın sevgi var. Nedir aşk? Zaten adını koymadığın bir ilişki aşk değildir. Yani adını koyman lazım önce. Biliyor, %100 emin olacaksın her şeyden. Bir kere zaten aynı ortamda yaşayacaksın. Eğer aynı ortamda, aynı yerde nefes alabiliyorsan, yaşayabiliyorsan o aşktır zaten. Sıkılmıyorsan. Çok evet, özel bir şey. Çok güzel. Bak sıkılmıyorsan dedi. Ben çok her güzel zaman, bana cevap verdin. Ben her zaman şunu söylüyorum mesela, arkadaşlarıma da olsun, evlenecek olan arkadaşlarım oluyor mesela. Onlara her zaman şunu söylüyorum. Mümkünse hani ailelerin tabii gözlemi altında, mümkünse evlenmeden önce biraz bir zaman yaşayın beraber. Yaşayın. Tanımak yaşadıktan sonra tanıyın, tanışın, kendinizi tanıyın. Bir aynı çatı altında yaşamadığınız sürece karşındaki insanı tanıyamazsın hiçbir zaman. Ama onu öyle yaşayın. Yapan insanlar da zora gelir sonradan. Ama işte onu zaten başarabilen insanlar evlendiğinde çok mutlu oluyor. Hı. Başaramayan zaten orada bırakıyor, gidiyor biraz zaten. Biraz da ayrılıyor. Şans işi değil mi? Hani en azından hı, evlenmeden bırakıp gidiyor hani. Çünkü hı, evlendikten sonra ayrılmak bana göre çok yanlış bir şey. Allah kimse vermesin. Gidermesin, hani doğru. Gerçekten hiç hoş bir şey değil yani. Bir evlendikten sonra o kadar şaşa bak, o kadar şey yap, sevdiğin insanların insan mutlu olacağını sandığın i̇şte insanla bir bakıyorsun 6 ay sonra ayrılmışsın. Çok sevdiğin o başka biriyle birlikte, sen başka biriyle birliktesin. Hayda bu nasıl bir iş? İnsanla şey? Evleniyorsun. Nerede bu işin saygısı? Çok seviyorsun yani, ama yani ondan sonra çok gitmiyor, ayrılıyorsun. Neredeydi 6 ayda hatta düğünden bir hafta sonra ayrılanları tanıdım ben ya. Böyle bir şey var mı? Bir hafta sonra ayrılıyorlar. Bir hafta önce dediğimiz var bir şey. Evet, şu an her şey pamuk ipliğine bağlı. Evet. İlişkilerde, evliliklerde öyle. Biraz da menfaat oldu ya bence ilişkilerde. Evet. Çıkar, çok çıkar, doğru. Çıkar, çok çıkar. Çıkar. Aman Yusuf'un parası var, aman Nizam. Kesinlikle. Paralı kadın, ben buna yanaşayım. Böyle. Yani böyle şeyler var şimdi, ben söylüyorum, doğru. Neslihan paralı kadın. Yok canım. Var mı? Yusuf'a söyle, Neslihan paralıysa. Soft dışı kalayım ben direkt. No commento. No comment mi diyeceğim bize yoksa? Bundan sonra aslında yani gerek özel hayatı olsun, gerek iş hayatı olsun, nasıl bir ilerleyiş olacak? Projeler var. Biraz daha televizyona gireceğim şimdi. Hmm. Televizyon projeleri. Belki bir televizyon program. Televizyon projeleri derken belki program. Belki bir program. Belki bir sinema. Olabilir. Diziye girmek istemiyorum. Dizi çok yoğun. Var mı öyle teklifler? Dizi çok dizi, dizi teklifi çok geliyor. Çok geliyor ama. Tabii sinema filmi de oynadı galiba değil mi? O öyle bir belgesel gibiydi yani. Güzel. O öyle bir belgesel gibi türü yapıldı. Aynen. Yani dizi dediğim gibi, dizi sektöründe çok arkadaşım var. Yani onları gördükçe zaten diziden sonra yani diziye bulaşmam ben. Bir dizi de bıktım. Çünkü bıktırır bazen. Hayır, onlar çok zor bir kere. Yani. Sabahın 6'sında 5'inde iş sete başlayan, gidiyorsun sete akşam gecelere kadar. Bir de benim yapacağım iş yok. Çünkü benim bir numara müziğimdir. Evet. Her zaman ekmeğimi kazandığım sektör odur. Kesinlikle televizyon, sinema, her şey, oyunculuk o benim ikinci planda olacaktır. O yüzden de bakarsın. Müziği etkilemiyorsa yaparım. Müziği hmm, etkiliyorsa ki çoğu örnekleri de gördük, yaşadık zaten. Bazı hani müzisyen arkadaşlarımız olsun, sanatçı arkadaşlar olsun. Televizyon camiasına girdikten sonra müziği kenarda bıraktılar. Tabii televizyonda sanatın önüne gitti. Meşhur, yani iyi olabilirler, iyi kariyer yapmış olabilirler ama bir baktığınız zaman müzik bitiyor o zaman. Hmm. Ben de müziğin bitmesini asla istemediğim çok için. Çok farklı iki sektör kesinlikle değil mi? Çok televizyon farklı ve müzik çok farklı. Çok farklı. Şu önemli, ikisini aynı anda kesinlikle götüremezsiniz. Öyle İkisi de emek ister, özveri ister. İnanılmaz emek ister. Aynı anda hani hem onda başarılı olayım hem onda başarılı olayım diye. Yani zaten öyle bir örnek yok şu anda. Hani ikisinde de başarılı olan bir kimse tanımıyorum ben. Olamazsınız zaten, yok, ikisinde yok de başarı. Ya o ya o. Kesinlikle. Yani. Peki sinema sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sinema sektörü şöyle, hani müziğini çok fazla etkilemez. Çünkü hani belli bir süreç var. O süreç içerisinde çekiyorsun, bitiriyorsun. Ondan sonra devam ediyorsun. Hani her hafta aynı şey, her hafta aynı setleri görmüyorsun. Dizi gibi değilsin ama. Kesinlikle o kadar baskısı yok. Yok zaten. Her dizinin şu an istikrarı yok. Ha, çok başarılı sinema filmleri var. Takdir ederim. Gerçekten var. O diziler bıktırıyor ya. Ama dizilerde gerçek bir istikrar yok. Gerçek bir başarı yok. Yani bilmiyorum. Sadece Türk milletinde mi var çok bu basit olay ama. Dizi kolik bir milletiz. Ondan da öte farklı bir şey söyleyeceğim ben. Biri bak mesela iş sektöründe bu çok meşhurdur zaten. Biri bir yerde bir şey açar. Çok başarılı olur. Yanına giderler, aynısından başkası gelir açar. Evet. Mesela dizilerde de öyle. Yarış halinde. Bir yarış dizi halinde çıkar. İnanılmaz patlatır ortalığı. Birazcık şeyin konusunu ona değiştirirler. Benzer, ona benzer başka bir dizi çıkartır. O ondan der, bunu yiyecek, dur ben de yiyeyim biraz. O da çıkartır. Cırkını çıkarırlar. Çünkü şu an bana göre mesela ben dizi izlemiyorum hiçbir zaman. Eskiden izlerdim mesela. İzlediğim diziler vardı. Ama ben hala şeylerde kaldım. Süper Baba, işte değil mi? Onlar ondan onlar sonra çok güzel. Şemsi İmkan'ın mesela dizisi, Üvey Baba mesela. Bunun böyle dizilerde bizimkiler. Bunlarda kaldım ben hala da. Yok yani artık.
Bizimkiler yok artık. Zaten göstermiyorlar öyle bir dizi. Yapmıyorlar. Bitene kadar benim bir yapraklarım döküldü. Ben o kitabı okudum. Bir de bir dizi mesela Avrupa'da Avrupa'da şuna dikkat ediyorum mesela. Asla güzel bir şey bile olsa, patlamış bir şey bile olsa yani cırkın çıkarana kadar devam etmiyorlar. Yani. Kesiyorlar, kesiyorlar. Kesiyorlar. Bizimkiler 10. bölüm, 10. yıl dönümü olan dizilerimiz var ya. Var. O şeyi de okudum, 100. yıl mı ne? Hürrem Sultan. Ben bunu okuduğum zamanında okudum, Muhteşem Yüzyıl. Ne kadar abarttılar abi ya. Yani işi uzattılar da uzattılar. Zaten başka bir sektöre girdi o olay ya. Başka bir dünyaya girdiler. Bu dil diyorum ya. Osmanlı bu dildi diyorum ya. Akşama kadar kadınlar birbiriyle kavga etmiyordu. Çok farklı okuduk. Çok farklı şey yani. Osmanlı İmparatorluğu böyle miydi yani? Ya, her yerde kadınlar savaşlar, birbirleriyle. Ne ülkeler ne şeyler onlar hiçbir şey yok. Sırf çatışıyorlardı aşk, devamlı. Evet günümüzden Osmanlı'ya kadar da uzandık ama biz yine sürecin sonuna gelmişiz. Yönetmenimiz öyle mi ediyor. Anlamadık hakikaten yani. Hadi şu aşkı bir hane yok. Evet bir küçük kopyalım. Bir virane dizisi. Aşkı viraneden. Nasıl bitirelim programı? Güzel, keyifli, güzel, bir, keyifli bir şarkıyla bitirelim. Aşkı viraneyi birazcık biraz alalım. Biraz alalım. Aşk bir kalbin içinde ağlıyor aşk. Sızım sızım sızın atıyor. Ellerinden kaçılmıyor. Viran ettin bıraktın aşk. Eyvallah. Nasıl bir ses bu böyle? Allah'ım beklesin. Her şeyi biliyor mu? Korusun. Çok dokunuyor ama. Çok güzel. Çok güzel. Peşinden bu akşam. Allah. Allah. Evet bu arada ara namemizi hocamız verirken biz de kapanışımızı yapalım ardından müzikle veda edelim izleyicilerimize. Efendim Londra'nın Kültür Sanat Programı'nın bu haftalıkta ne yazık ki sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz çok değerli bir sanatçımız sevgili Yusuf Güney'di. Onun hayatını irdeledik. Çok keyifli sohbetlerle sizlerle birlikte olduk. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konu, farklı bir konukla bizler yine sizlerin evlerine konuk olacağız. Aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın. Teşekkür ediyoruz Yusuf hadi geldiğin ya. İçin. Bizi çok mutlu ettin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bilmiyorum seninle sonumuz ne olacak? Belki baş ölümsüz, belki yarım kalacak. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir böce gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Barışırsın, bazı gün darılırsın, bazı günde el olur, hasrete kavuşursun. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni, bir bilmece gibisin.
Ben de seni. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ ol, eline sağlık. Sana da eline sağlık, yüreğine sağlık. Allah seni müzik yolunda hep böyle başarıdan başarıya götürsün inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Londra Türkü'nün de gururusun, bunu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim kesinlikle. Ben Kıbrıs'ta zaten sağ olsun da sevenlerimiz o kadar yoğun ki. Her zaman gidiyoruz. Hiç kopmadık. Hiçbir zaman da Allah kopartmasın. Ne güzel. Allah kopartmasın. O zaman sevenlerinize bir küçük mesaj gönderelim. Herkesin şimdiden yeni yılını da kutluyorum bu arada. Herkese mutlu, güzel 2015 diliyorum. Herkesi, her şey gönlünüzce olsun. Öpüyorum sizleri. Ay, yeni yıla mı yaklaştık? Allah, bir yıl daha gitti. Programı da bitiremiyoruz bu arada. Sohbet uzuyor. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay sevgiler.